Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Crazy Talk 7, yani Crazy Talk 7 resim seslendirme programını tanıtacağım. Bu programı nerede kullanacağız? Bu program aslında tamamen yaratıcılığımız, hayal gücümüzü zorlayan bir program. Çok zevkli, içeriği çok güzel ve kullanışlı bir program. Aslında çok fonksiyonlu bir program ama biz çok detayına girmeden sizin işinize yarayacak bazı ayarları göstereceğiz. Bununla ilgili önce hemen programı bilgisayarımıza indirmemiz lazım. Bir Google sayfası açıyorum ve buraya aynen okunduğu gibi Crazy Talk full olanını indirelim. Full yazalım ve Crazy Talk full programını şuradan aratalım Google'dan. İlk çıkan linkimiz buyur indir.com üzerinden. Tıklıyorum, bu programı indireceğim. Şimdi böyle buyur indir.com'un sayfası geldikten sonra az aşağı ineceğim. Burada zip paylaşım, yani zip dosya paylaşım. 4 tane indirme seçeneğiniz var. En sondakine tıklıyorum. Evet, açılan bu sayfada sağ tarafta Download Now yazan kısma tekrar tıklayacağız. Yalnız arkadaşlar şöyle bir uyarı yapayım. Download Now'a tıkladığınız zaman her seferinde reklam sayfası açabilirsiniz. Yani az 3-5 denemeden sonra programı indirebilir. Tıklıyorum. Bakın tıkladığım anda başka bir sayfaya bağlanmaya çalıştı. Tekrar kapatıyorum orayı. Yeniden tıklıyorum. Ve şu anda program indirilmeye başladı. Bunu belki 3-5 defa tekrarlayabilir. O yüzden şu indirme işlemi başlayana kadar bu sayfaları, açılan sayfaları kapatıp tekrar buraya tıklamanız gerekiyor. Programımız 183 MB'lık bir program. Çok fazla bir büyük değil programımız. RAR şeklinde iniyor. Bunun için biliyorsunuz bilgisayarlarınızda bir RAR programı olması lazım. RAR dosyalarını çıkarabilmeniz için. Şu an programın yüklenmesini bekliyorum. Yani henüz şu an programımızın indirme kurulum aşamasındayız. Birazdan programı anlatmaya geçeceğiz. Evet, şu anda programı klasörde göster diyelim. Henüz yüklenmedi. Şu an henüz hala yüklemeye çalışıyor programı. Programımız crackli. Yani birkaç ayar yapmamız gerekebilecek. Şu an indirdi programı. Klasörde göster diyorum. Bakın buraya geldi. Şimdi buna sağ tıklayıp klasöre çıkar seçeneğini işaretliyorum. Sarı bir dosyaya çıkaracak. Evet, sarı dosyanın içerisine giriyorum. Şimdi burada arkadaşlar bakın hem kurulum hem Crazy Talk 7 Pro hem de update seçenekleri geldi. Kurulumu Crazy Talk Pro yazan yerden yapacağız. Programımız kurulduktan sonra programı açmadan, içerisine girmeden update edeceğiz ki crack'ini yapmış olsun bizim için. Sonrasında herhangi bir işlem yapmayacağız. Programı kullanacağız. Bir daha söylüyorum. Crazy Talk 7 Pro yazan yerden tıklayıp programı kuracağım önce. Ama programımı bittikten sonra açmayacağım, bekleyeceğim. Önce kuralım. Evet diyorum. Next. Buradan kuracağım yeri seçeyim. Evet, ben D'ye kuruyorum. Siz de herhangi bir yere ya da geldiği gibi kurabilirsiniz. Tekrar next diyorum. İsmini değiştirmeden devam ediyorum. Next diyorum ve tekrar next diyorum. Install diyorum. Şu an programım kurulmaya başladı. Evet arkadaşlar, programımız kuruldu. Bakın şurada en son bir kutu var. O kutudaki tiki kaldırıyorum programın kendisini açmaması için ve finish'e basıyorum.
Finish'e bastıktan sonra şimdi yapacağımız ikinci şey update yazan yere burayı açmak. Buraya da çift tıklayıp açıyorum ve evet'e tıklıyorum. Evet, benim için patch oluşturacak. Start diyorum. Yani programın lisanslı hale gelebilmesi için, cracking'in yapılabilmesi için bunu yapmamız şart. Hem de update etmiş oluyoruz ve finish diyorum. Şimdilik tamam. Şimdi programı artık açabilirim. Şöyle kapatayım. Programım masa üzerime kısa olarak geldi. Buradan aç diyorum. Evet, şu anda programımızın arayüzü, yani çalışacağımız background alanı burası arkadaşlar. Sağ tarafta hemen görüyorsunuz bazı resimler geldi. Bunlar bizim seçeceğimiz aktörler. Yani buradan herhangi bir aktörü seçip bu aktörün seslendirmesi üzerinden, jest mimikleri üzerinden bir import resim import edeceğiz bilgisayarımıza. Hemen buradan bir tanesini seçelim şöyle. Şunu alalım. Tabi buradan değişebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu şekilde devam ediyor. Durduruyorum şimdi. İstersen buradan başka şöyle başka bir tane daha deneyelim. Şuna bakalım. Evet arkadaşlar, bu şekilde. Şimdi aktörümüzü seçtikten sonra aktörümüzün üzerinde bazı düzenlemeleri yapacağız birazdan. Yalnız bu aktörle birleştirmek istediğim resmimi import etmem lazım. Yani bilgisayarımda olan bir resmi bu karakterle birleştirmem lazım. Ne yapacağım? Yukarıda bakın menüde, yani şu menü yazılarında create yazan yer var. Oraya tıklıyorum. Buradan import image, yani bir resim seçmemi istiyor. Tabi burada seçenekler var. Kendi kameranızdan isterseniz resim alabilirsiniz. Öyle de bir şey yapabilirsiniz. İsterseniz hazır bir resmi alabilirsiniz. Ben buradan bilgisayarımdan hazır bir resmi alıyorum. Ben daha önceden bilgisayarıma bir Trump resmi indirmiştim. Bu resmi seçeceğim. Resmi seçip aç dediğim zaman resmin bakın şu anda ekranıma geldi. Bu ekranımda bu resmin bazı ayarları var. İşte sol tarafında resmi döndürme gibi mouse'umu takip edin. Ya da en üstteki ikona tıklayıp buradan resimle alakalı istemediğimiz yerleri de şöyle şu şekilde kesebiliriz. Evet. Ben tamamen next diyeceğim. Şu an resmim gayet iyi. Next dedikten sonra bakın arkadaşlar, resmim tekrar geldi ama bu kez üzerinde 4 tane rakam var. Bu rakamlar ikisi gözlere ait, ikisi dudaklara ait. Tam gözlerin kenarına yerleştiriyorum. Bir numarayı buraya yerleştirdim. İki numarayı şuraya yerleştiriyorum. Üçü ağzın bir kenarına, dördü de şuraya yerleştiriyorum. Şu şekilde. Ve bu ayarlarım bittikten sonra next diyorum. Şimdi maske geldi. Bu maskede de kaşların, gözlerin hareketlerini, yani mimik dediğimiz şeyleri ayarlayacağız. Öncelikle şu burnu şöyle biraz yukarı kaydırayım. Bu siz ayarları kendiniz yapabilirsiniz. Kendiniz yapacaksınız. Dudağımızı şöyle yukarıya alalım. Dudağımızı. Kaşlarımızı ayarlayalım. Şöyle biraz küçülttük. Şöyle de şuradan. Şu gözlerimizi biraz açabiliriz. Göz yuvalarımızı oluşturuyoruz. Gözler göründü. Şöyle, şurada biraz şuraya alalım. Evet. Hatta şöyle biraz büyüterek maskeye, üstten bakın artı işareti var arkadaşlar. Oradan büyütüp iyice bakabilirsiniz. Evet, şöyle. Şu gözü biraz daha şöyle. Evet, gözü şöyle biraz daha alalım.
Şimdi evet, daha da şöyle şöyle çekelim. Şimdi kafamızdaki maskeyi de tam olarak büyütelim. Şöyle. Eğlenceli program arkadaşlar. Zannedersem ayarlarım tamam gibi. Kaşı biraz daha şöyle şuraya alalım. Evet, ayarlarım bittikten sonra siz bunun üzerine daha ince ayarları yarışmaya katılacağınız resimlerle daha iyi yaparsınız diye düşünüyorum. Next diyorum. Şu an maskem tekrar geldi. Maskemi şuradan şöyle ayar, bakın strength yazan yerden ayarını yapabiliyorum. Ben şöyle tam bir de bırakayım. Şuradan da istersen profillerini seçebiliyorum. Tekrar ok diyorum. Okey'e basıyorum. Evet, şu an Trump diğer karakterimle birleşti. Bir oynatalım. Yes, but if x equals pi, then no, no, that wouldn't work. So I need to wait a minute. Evet, şu an gördüğünüz Trump'ın az önceki karakterimi söylediklerini söylüyor ama ben tabii ki bunları söylemesini istemiyorum. Ben başka bir şey yaptırmak istiyorum Trump'a. Ne yapabilirim? Hemen üstten arkadaşlar bakın şuradan önce bir başka ayarlarını göstereyim. Şuradan göze tıkladığınız zaman buradan isterseniz Trump için farklı göz ayarları sağ tarafta açıldı. İsterseniz şuradan diş alabilirsiniz. Mesela şu dişi alalım bakalım. Ne alalım? Evet, ya da şöyle. Buradan diş ayarlarından da arkadaşlar dişlerini yapabilirsiniz. Ve arka plana arkadaşlar şuradan bakın, mouse'umu takip edin. Şuradan arka planı değiştirebilirsiniz. Buraya tıklayıp Trump'ın arkasındaki planı, yani background'un arka resmini de değiştirebilirsiniz. Ve şurada kırmızı görüyorsunuz, ritim gibi bir çizgi var, grafik. Buraya tıklıyorum. Burada bana seçenek sundu. Şimdi bir diyor ki record, yani sesini kaydet. Diğer taraftan bir ses dosyası yükle. Ya da diyor ki işte yazıyı yaz, yazı şeklinde çevirsin diyor. Buradan ben ne yapacağım? Hemen şuradan bir ses kaydıyla Trump'a İstiklal Marşımızı söyleteceğim. Rekorda tıklayacağım. Sonrasında ses kaydedeceğim. Tekrar buradan basıyorum. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en sonacak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Diye sesimi kaydettim. Alttan oka basıyorum. Ve bunu neyle? Yani sadece dinleme modunda mı ya da söyleme modunda mı onu seçmem lazım. Tabii ki ben konuşturacağım için Trump'ı talk mod, yani konuşma modunu seçeceğim. Birinci sıradakini seçeceğim. İkinci sıradakini seçerseniz arka planda konuşmanız çalar ancak Trump konuşmaz. Ben birinciyi seçiyorum. Şu an import ettim. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en sonacak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Tabii ki 14 saniyeye izin veriyor. Şöyle yapalım, tam 14 saniye olarak ayarlayalım biraz daha. Çünkü son şeyimiz çıkmadı. Yeniden yapayım burayı. Rekorda tıklayayım. 14 saniyeye ayarlayalım. Geçmeyelim 14 saniyeyi. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en sonacak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Evet, dedikten sonra tekrar ok diyorum. Talk modunu seçiyorum. Import ediyor. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak.
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir. Evet, zannedersem son şeyi yine almadı. Tamam, bu şekilde kalsın. Evet, tüm ayarlarımızı bitirdikten sonra arkadaşlar artık bunu bilgisayarımıza indireceğiz. En başta file yazan, dosya yazan yere tıklıyorum. Buradan export'a tıklayacağım. Export'a tıkladığım zaman benden bir pasaport isteyecek, şifre. Bunu böylece çarpısına basıp kapatıyorum. Kapattıktan sonra şöyle bir ekran daha gelecek. Buradan video, imaj ya da nasıl paylaşmamı istiyorsa ben buradan formatını MP4 şeklinde, AVI ya da WMV şeklinde seçebilirim. Ben MP4 şeklinde seçeceğim. Ve alttan export diyeceğim. Export dediğim zaman bunu bilgisayarıma kaydetmemi istiyor. Bunu Trump diye kaydedeyim. İndirilenler kısmına. Evet, şu anda az önce oluşturduğum resmimi, yani hareketli resmimi kaydediyor. Arkadaşlar, içerisinde çok ince ayarlar var. Yalnız o kadar ince ayarlarına girmedim. Sadece sizin için gerekli olan. Siz tabii ki içerisinde uğraşarak bu ince ayarları da, yani daha da güzelleştirebilirsiniz bu ince ayarlarla. Ben tamamen kaba taslak bir şekilde gösterimini yaptım. Ne yapacağız? Bununla ilgili bir video hazırlayıp bunu bizim paylaşacağımız platformda, yani belirleyeceğimiz platformda paylaşacaksınız. Oylama usulü bunları değerlendireceğiz. Ödüllü bir yarışma olacak. Evet, şuna no diyeyim ya da yes diyelim, bakalım bir. Şu an açıldı. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimin. Evet arkadaşlar, bu şekilde ayarlarını daha da ince ayarlarını daha da iyi yaparsanız görüntünüz daha da netleşir. Gerisi tamamen sizin becerinize kalmış. Teşekkür ediyorum. İnşallah güzel çalışmalarınızı da bekliyoruz.